Bugün bizim de sevinç günümüz. Bizim elhamdülillah bizim sevinç günümüz. Sizinle beraber inanın ailesi kadar bize sevinçli. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Bir grup olarak geldik. Yönetimdeki başkanlar, teşkilatlar hepimiz buradayız. Sizin için buradayız. Sonsuz teşekkürler. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye gitmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda Siyonist İsrail tarafından gözaltına alınan Ebru Özkan bir ayı aşkın sürenin ardından şartlı tahliye edildi. Akabinde 11 Temmuz'da serbest bırakıldı. Türkiye vatandaşı olan Ebru Özkan'ın mahkemeye çıkarılırken ellerindeki kelepçe ve ayaklarındaki pranga bizlerin yüreklerini dağladı. Bu kelepçe ve pranga ile görüntülenmesi büyük bir skandalı imza atmıştır. Hüdapar olarak İsrail'in bu prangalı zihniyetini bizler de hem toplumda hem de sosyal medyada tepki gösterdik. Tüm Müslümanların gerekçe gösterilmeden yapılan bu zulme dair tepkileri sürerken Özkan hakkında şartlı tahliye kararı verildi. Fakat şunu da altını çizmek istiyorum. Biz İsrail denen Siyonist yapıyı devlet olarak tanımıyoruz. Vereceği bir karar da bizim için yok hükmündedir. Bugün 15 Temmuz. Bugün 15 Temmuz'un yıl dönümünde bizlere güzel bir haber ulaştı. Ebru Özkan bugün saat 21.45 uçağı ile Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan İstanbul'a dönüş yaptı. Hüdapar olarak bizler Özkan ülkeye dönene kadar bu davanın takipçisi olduk. Genel Başkan Yardımcımız Erdal Elibüyük, işgalci Siyonist tarafından esir tutulan Ebru Özkan'ın babasıyla birebir görüştü, dava sürecini yakından takip etti. Bugün gelen bu güzel haberle Ebru Özkan'ın ailesiyle aynı sevinci yaşıyoruz. Ülkesine dönen Ebru Özkan'ı karşılamak mutluluğunu paylaşmak için şu an buradayız. Hüdapar İstanbul Kadın Kolları için bu dava hukuki değil siyasidir. Birlik olup gösterdiğimiz tepkiler nihayet sonuç vermiştir. Umarım tekrar bu tür vakaları tekrar yaşamayız. Ebru kızımızın bütün Türkiye, bütün dünyaya mal olan bir duruşu var. Yani o zor şartlarda bile vakurluğunu, ağırlığını, dirayetini kaybetmedi. Tam bir Müslüman Türk kızı gibi davrandı. Ondan dolayı çok büyük bir sempati kazandı. İnşallah süreç daha da iyi olacak, daha da iyi gidecek. Aslında bunlar hep yıldırma maalesef. Kudüs'ü sahip çıkmamız, Kudüs'ü bırakmamamız gerekiyor. Ebru bu anlamda gerçekten önemli bir örnek oldu diyebilirim. Hepimize, bütün gençler örnek oldu diyebilirim. Tebrik ediyorum kardeşimizi. Ebru Özkan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlettik. Bugün onu orada özgürlüğüne kavuşmuş olarak karşılamaktan çok büyük mutluluk duyduk, duygulandık. Yaşadığı süreç içerisinde hüzünlenerek meseleyi takip ettik. Bir an önce serbest bırakılması için hem milletvekilleri nezdinde, parlamento nezdinde, hem Dışişleri Bakanlığımız, hem de en üst düzeyde devletimizin başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakinen takip ediyordu. Bugün özgürlüğüne kavuşmuş olması olarak 15 Temmuz günü Türkiye'ye dönmesinden, ailesine kavuşmasından çok mutlu olduk, çok gururlandık, çok duygulandık. Ebru'nun mahkemeye çıkarkenki görüntüsü, o vakarlı duruşu, o vakur duruşu milletimizin Kudüs davasına, Kudüs sevdasına, Kudüs aşkına bağlılığını, duyarlılığını, bilincini, şuurunu gösteren en güzel kareydi. Bu hem İsrail'e hem de bütün bir dünyaya gösterilmiş en anlamlı fotoğraf ve en anlamlı duruştur. Bir nene hatun duruşu vardı. Kollarımıza, ayaklarımıza pranga vursanız da yüreğimize, kararlılığımıza, duruşumuza, şuurumuza, bilincimize, Kudüs sevdamıza ve aşkımıza pranga vuramazsınız demek anlamına geliyordu. Kardeşimize geçmiş olsun diyoruz. Biz inanıyoruz ki Rabbim yapmış olduğu bir kutsal yolculukta çekmiş olduğu çileyi onun hanesine ecir olarak kaydedecektir. Biz bütün vatandaşlarımızın Kudüs'e kararlı bir şekilde ziyaretlerini artırarak devam ettireceğine inanıyoruz.